Herkese merhaba, ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün Almanya tarafında işsizlik azalırken, Euro bölgesinde genel itibariyle %5.8 ile enflasyon tırmanmaya devam ediyor. Çatışmaların hızlanmasıyla ve Kremlin batı hattında söylemlerin sertleşmesiyle birlikte doların güçlü gidişatına şimdilik sürdüğünü söyleyebiliriz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.10.78 ve kırılması halinde de 1.10.38 seviyelerini takip edebiliriz. Euro lehine fiyatlamalarla birlikte 1.11.45 direncini aşacak olursak 1.11.76 ve 1.12.32'yi takip ediyor olacağız. Sterlin tarafında şimdilik Euro'ya nazaran daha pozitif tutunduğunu, 1.33 seviyelerinin üzerinde fiyatlanmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Alıcılı atakların devam etmesi durumunda 1.34.33 direncini izliyor olacağız. 1.33.12 desteğini tekrar kıracak olursak 1.31.38 seviyesini takip edebiliriz. Türk lirasına bakacak olursak tekrar 14 seviyelerini aşmakla birlikte Türk lirasının şimdilik alıcılı seyrinin devam ettiğini görüyoruz. 14.24 ve 14.43 dirençlerini takip edebiliriz. 13.93 seviyesini tekrar kıracak olursak 13.59 ve 13.45 seviyeleri ön plana çıkabilir. Altın tarafında ABD verileriyle birlikte özellikle ADP tarım dışı istihdam değişikliği bugünün önemli verilerinden ve FOMC üyelerinin konuşmaları da önem arz ediyor. Şimdilik güçlü dolarla birlikte kısmi de olsa bugün itibariyle geri çekilmeler gösteren ons altın tarafında ayrıyeten Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak ikinci görüşmelerin önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1912, 1904 ve 1887 seviyelerini takip edebiliriz. Alıcılı ataklarda da 1974 ve 2037 dirençlerini izliyor olacağız. OPEC toplantısı ile birlikte bugün itibariyle yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci görüşmelerle birlikte biraz daha yumuşak haberler gelmesi durumunda bugünkü sert yükselişlerden sonra geri çekilmeler gözlemlenebilir. Halihazırda 108.70 seviyelerinin biraz üzerinde fiyatlanmakla birlikte geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 106.29, 104.07 ve 102.94 seviyelerini ham petrolde takip edebiliriz. 9 pivot bölgesinin üzerinde kalıcılıkla birlikte 110.65 ve 112.10 dirençleri ön plana çıkabilir. Almanya tarafında işsizliğin azalmasıyla birlikte bugün itibariyle DAX tarafının düşüşten sonra Avrupa seansının kapanış saatlerine yakın halihazırda 14.000 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda DAX tarafında 14.405 ve 14.975 dirençleri takip edilebilir. Tekrar Rusya ve Ukrayna arasında görüşmelerin olumsuz geçmesi halinde geri çekilmeler ön plana çıkarsa 13.760 ve 13.230 seviyelerini izliyor olacağız. Bitcoin tarafına bakacak olursak son birkaç gündür Rus yatırımcıların özellikle Bitcoin tarafına giriş yapmasıyla birlikte sert yükselişler gerçekleşti. Şimdilik 43.000 seviyelerinin üzerinde fiyatlanmalar devam ediyor. 43.920 desteğini şimdilik kırdık. Geri çekilmeler devam ederse 40.000 ve 38.720 seviyelerini takip edebiliriz. 46.100 direncini aşacak olursak 48.160 ve 51.760 seviyeleri ön plana çıkabilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.